Şu anda eserimiz burada sergileniyor. Güvenliğiyle ilgili veya başka bir konuda speküle kesinlikle edilemez. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Çünkü şu dönem özellikle pandemiden sonra sayı pandemi öncesine ulaştık. Yaklaşık 10-15 bin ziyaretçimiz her gün burayı ziyaret ediyor. Sanki bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak amacı olduğunu kanaatindeyiz. Kaşıkçı Elması Topkapı Sarayı'nda daha önceden Fatih Köşkü'nde hazine bölümü olarak bilinen Fatih Köşkü'nde sergileniyordu. 2014 yılında Fatih Köşkü'ndeki restorasyon ihtiyacından dolayı depoya kaldırılmıştı. Biz 6 Eylül 2019 tarihinde Milli Saraylar İdaresi'ne Topkapı Sarayı'nın bağlanmasıyla birlikte ziyaretçilerimizin en fazla sorduğu Topkapı Sarayı hançeri ile Kaşıkçı Elması idi. Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazine bölümü açılıncaya kadar silahların arasında burada sergilemeyi planladık ve burada sergileniyor. Her türlü müzecilik, müzeciliğin gerektirdiği, eserlerin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz, sergileniyoruz. Bu konuda daha önce de speküle edilmiş idi. Daha önceki yönetimler de bu konudaki araştırmalarını tamamlamışlar ve raporlarını ilgili birimlere sunmuşlar. Kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Sahtecilikle ilgili asla söz konusu değildir. 32 aydır bu salonda sergileniyor. Zaman ve mekanın gerek kamera, gerek yangın, gerek hırsızlık, her türlü alarm sistemleri kesinlikle mevcuttur. Işığı alıyorum kardeşim. Topkapı Sarayı'nda bulunan yaklaşık 200 bin tarihi eser Milli Saraylar Başkanlığı'na Topkapı Sarayı'nın bağlanmasıyla birlikte yaklaşık 12 ayrı komisyon kuruldu bu eserlerin sayımı sırasında ve komisyonda sarayın uzman elemanlarının yanında üniversitelerimizdeki uzman akademisyenlerimiz de bu komisyonlarda yer aldı ve eserlerin tamamı tek tek dikkatli bir şekilde ve titiz bir şekilde tamamı incelendi ve bunların hepsi tek tek elden geçirildi, gözden geçirildi. Bunların envanter kayıtları karşılaştırıldı ve birçoğu sergilenmeye başladı. Eserlerimizle ilgili Topkapı Sarayı'nda sergilenen eserlerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde güvenlik açısından veya başka diğer konularda speküle edilemez. Çünkü bu eserler gerek her türlü müzecilik açısından gerekli güvenlik önlemlerinin tamamı alınarak sergilenmektedir. Özellikle burada bu salonda yer alan Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri ilk Topkapı Sarayı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlandığı zaman depoda yer alıyordu.
ziyaretçilerin en çok sordukları eserler bunlardı. Fatih Köşkü'nde sergilenen bu eserler Fatih Köşkü'nün restorasyona alınması nedeniyle depoya kaldırılmıştı. Biz geçici olarak ziyaretçiler görsün diye buraya, bu salona getirdik ve burada ziyaretçilerimizi görmesini sağlıyoruz. Ve güvenlik konusunda da her türlü güvenlikle önlemleri alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir. Bu konuda özellikle Kaşıkçı elmasıyla ilgili daha önceden de spekülatif haberler çıkmış ve o dönemin yönetimi üniversitelerde komisyonlar oluşturarak bunlarla ilgili araştırmalar yaptırmış, çalışmalar yaptırmış ve eserle ilgili raporlar da zaten daha önceden de kamuoyuyla paylaşılmış idi.